Düşündüler mi? Neden düşünmüyorlar? Veya şöyle söyleyeyim. Şimdi genel merkezde bu insanlar 28 Mayıs'tan beri oturuyorlar. Dışarı hiç çıkmıyorlar. Yani ben mesela merak ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu acaba ne zaman halkın arasına karışacak? Hiç mesela çarşı pazara vesaire gezmeyecek mi? Bunun kendileri açısından iyi bir seçim olmayacağını mı düşünüyorlar? Yani acaba dışarı çıkarlarsa insanların kendisine çok tepki göstereceğini mi düşünüyor Sayın Kılıçdaroğlu? Ki bence de tepki gösterecektir insanlar. Bundan çekindiği için mi oradan çıkmıyor ve tamamıyla genel merkezde bu siyaseti sürdürüyor? Bu ne zamana kadar? Eylül, ne zamana kadar devam edecek? Bütün bu kurultay süreci tamamlanana kadar sokakta olmayacak mı? Bu yöndeyse yani evet biz sokağa çıktığımızda insanlar bize tepki gösterir diye düşünüyorsanız böylesi bir şekilde nasıl biz seçimler için, önümüzdeki seçimler için ümit var olabiliriz? Dolayısıyla Sezgin Bey'e de şu soruyu sorarak pası atmış olayım. Yani siz diyorsunuz ki ya sandıkta olacağız, ya sokakta olacağız, ya sandıkta yenileceğiz. 28 Mayıs'tan beri genel merkezde duran bir CHP üst ekibi var. Bu sizin söylediğinizin tam herhalde tersini işaret ediyor, öyle değil mi? Şunu ifade edeyim. Öncelikle yani biz her türlü eleştiriye açığız. Yani hakaretle eleştiri arasında büyük ayrım var yani. Dolayısıyla bazı eleştiriler gerçekten de eleştirilerin yapıcı olması da gerekmiyor. Yıkıcı eleştiri de olabilir. Ama bazıları yani gerçekten de büyük ölçüde eleştiri sınırını aşan hakaret ölçülerinde şeyler var. Yani böyle yazılanlar, çizilenler, söylenenler var. Onları kabul etmek mümkün değil. Onlar yani yardımcı olacak veya işte yani şeyler değil, sözler değil. Karşı çıktığımız onlardır. Genel başkanımıza karşı çıktı onlardır. Muhalefeti şimdi biz her şeyi dört dörtlük yapmış olsaydık iktidar olurduk. Yani dolayısıyla eksik yaptığımız işler vardı. O nedenle iktidar olamadık yani. Bunu muhasebesi ilk başta kendi içimizde yapacağız. Dışarıdan aldığımız destekle ve eleştirilerle. Sonra da halka döneceğiz. Şu ana kadar yapılabildiğini düşünüyor musunuz? Ben yani yeterli düzeyde yapıldığını düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Yani bunu daha samimi, daha açık, daha şeffaf. Bakın biz sadece kurultaş süreci, hep bunu ifade ederim. Bizim üyelerimize dönük bir öz eleştiri sürecidir. Kendi üyelerimize dönük. Mahalleden başlayarak. Mahalle, ilçe, il ve en son işte bütün Türkiye. Ama biz sadece 1.200.000 seçme üyemizden oy almıyoruz ki. 25 bin oy almışız. 48 yani %48 oy almışız. Hadi onu bırak %25 oyumuz var bizim. 15-16 milyon seçmenimiz var. Bir tarafa ayrılmayan, gitmeyen. Evet büyütememişiz ama bir yerde duruyor o seçmenimiz. Ve şu anda çok mutsuz olan. O seçmenimiz bize karşı kırgın, öfkeli. Haklı olarak öfkeli. Bunları bu öfkesini nasıl dindireceğiz? Nasıl evet onları bu sürece katacağız aynı zamanda. Yani peki neden yapılmıyor bu Sezgin Bey? Yani onu neden öz eleştiri yok? Yani genel merkezde tabii ki yani 28 Mayıs'tan sonra sonuçta bir yenilenme oldu. Yani MYK olduğu gibi yenilendi. Onların kendi işlerinde çalışma tarzı, kurultayın başlaması falan yani bir sürü mesele de var aslında. Yani işte bu çalışma tarzları ama bunun hızla bakın açık söylüyorum bir CHP milletvekili olarak bende sorumluluğum var topluma karşı. Hızla bütün bu süreçlerin yapılması lazım. Yani sadece mesele kurultay, örgüt falan değil. Yani biz yani insanları sandığa götüremeyeceğiz. Evet. Umutsuzluktan dolayı. Mesela seçmen için yani. MYK'nın değişmesi ne kadar önemli? Ya da ne bileyim şöyle bir yani, yoruma rastladım. Şöyle bir yoruma da rastladım. Mesela Faik Öztürk'ün hala CHP sözcüsü olması. Onun bile değiştirilmesi gerekirdi bir vitrin olarak hani. Mesela bu yorumla da çok sık karşılaşıyorum. Yani şöyle tabii ki bakın MYK'yı siz sonuç itibariyle 60 kişilik parti meclisinden seçmek durumundasınız. Dışarıdan getirip birisini MYK üyesi yapamazsınız. Yani ben şuna da karşıyım. Yani sonuçta eğer parti meclisi orada duruyorsa sonuçta parti meclisiyle ve MYK ile yönetilir. Esas itibariyle. Çünkü parti meclisi ve MYK kurultaya hesap verecek yani danışmanlar değil. 80-90 danışman değil yani. Dolayısıyla parti yani siyasi sorumlu olan siyasetçilerle yönetilir. Bunu hep söylerim ben. Doğru. Bunu ben MYK üyesiyken de ifade etmişim. Bu süreçlerin hızla yapılması lazım. Tatmin edici bir içinde yapması lazım. Önemli bir şey söylediniz ama dediniz ki yani MYK yöneticilerinin orada bulunan insanların doğrudan inisiyatif alması gerekir. Bu danışmanların yürüteceği bir süreç değildir dediniz. Bence öyle tabii ki. Böyle bir şey mi gördünüz? Hayır bunu, şöyle bakın. Bunu yani, müşahede edebiliyorsunuz. Şöyle sonra. Şunu ifade edeyim. Yani MYK var evet. Parti meclisi var evet. Yani, tamam da yani ilk önce bu kurulların çalışıp bu kurulların siyaset üretmesi lazım. Yani sonuçta parti meclisi kurultay atmış, gidip bir parti meclisi seçmiş. Orada duruyor. Yani onlarla siyaset. Onlar hesap verecekler. Onlar partili, onlar örgüt. O zaman orası. Anladığım kadarıyla yani CHP'de politikaların yapılmasında bu insanların yeterince etkisi yok, bakın, ama danışmalar ön plana çıkıyor. Yani çok hızlı bir biçimde, şeffaf bir biçimde ve kamuoyuna güven verici bir biçimde bunların çıkması lazım. Yani bu şekilde yapması lazım. Bunu ifade edeyim. Ayrıca bakın, yani sokağa çıkmayız, sokağa çıkamayız, sokağa çıkmayalım falan değil. Ya siyaset sokakta yapılır, muhalefette sokakta yapılır. Bu kadar açık. Sokakta yapmak ne demek? Ya orayı da açın şimdi. Mesela çünkü sokak deyince seçim öncesi korkulduğuna tanık olduk biz. Bir soru sormak istiyorum. Tabii, bir sorusunu da yönelsin. Evet, peki o zaman ben sorayım. Yani ben Sezgin Bey, böyle CHP'nin genel durumuna baktığımda çok gerçekten de ya kim kime dumduma derler ya, böyle bir yapı görüyorum. Şimdi en son hatta sizinle de ilgili bir tartışma olmuştu. En son bir danışman atandı, genç birisi. Zafer Partisi'ndenmiş galiba. Sonradan onun danışmanı olmadığı söylendi vesaire. İşte önümüzdeki belgelere göre kendisi 31 Mayıs'ta atanmış. Sonra 4 Mayıs'ta Kemal Bey'in bütün danışmanlarına el çektirilmiş. Yani hepsi görevden alınmış. Kendisi diyor ki, ben diyor danışman mıyım değil miyim diye sordum. Bana sen danışmansın dediler. Ben devam ettim diyor. Yani mesela bu danışmanlık nasıl bir şey ki? Danışmanın bile danışman olduğundan haberi yok. Yani burada bir görevlilik yok mu sizce? Sonrama ilgili görevlendirme yazısı da çıktı. Ben yine sokak meselesine geleyim de. Tabii bakın, yani gerçekten partinin doğru yönetilmesi lazım ve bu tür iletişim kazalarının hiçbir biçimde olmaması lazım. Hiçbir biçimde. Yani sonuçta bu partiyi bütün Türkiye izliyor. Hele her şeyi bırakın da yani iktidar medyası izliyor. Ya. Yanlış yapma hakkınız yok. Şeyden sonra, yani seçimden sonra bu kadar çok eksiğimiz, yanlışımızdan sonra, bir de seçimden sonra yanlış yapma hakkımız yok. Bunlar ortaya çıktıkça seçmenin güveni daha da azalıyor, açık bir biçimde ifade edersek. Sokaktan kastım şu, ben dün cumartesi anneleriyle birlikteydim. Bakın 1995'ten beri ben izlerim. Yıllarca faili meçhul cinayetlerle ilgili çalışma içerisinde oldum, kayıplarla ilgili çalışma içerisinde oldum ve insan hakları aktivistiyim. İnsan hakları hukukçusuyum aynı zamanda. Şimdi cumartesi anneleri, bakın, bütün Türkiye'nin gözü önünde tam 14 haftadır İstiklal Caddesi'nde en temel anayasal haklarını kullanırken gözaltına alınıyorlar. 25-30 kişi, dün 30 kişi gözaltına alındı. Bakın 14 haftadır oraya gitmekten vazgeçmiyorlar. 14 haftadır işte güvenlik güçleri de onları gözaltına almaktan vazgeçmiyor. Dolayısıyla müthiş bir öykü var orada, sivil itaatsizlik eylemi var. Niye bunu yapıyorlar? Yani 2018 yılında o meydan dağıtıldı, insanlar dövüldü ve yasaklandı 2018'de meydan cumartesi annelerine ve sonuçta bu insanlardan işte hepsi Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Anayasa Mahkemesi o meydanın cumartesi insanlara yasaklanmasını anayasaya aykırı buldu, ihlal tespiti yaptı. Yani münhasıran o olaya ilişkin olarak. O karardan sonra da Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca oraya gidiyorlar. Tamam, ne yapmalı şimdi muhalefet? Bakın, şöyle bakın, yurttaşlarımız bu kadar kararlı. Bakın sivil itaatsizlik yanlarında. Ya ben olsam, bakın ben olsam giderim grup toplantımı cumartesi meydanda yaparım ya. Bravo. Bu kadar basit. Cumartesi meydanda giderim grup toplantısı yaparım ya. Kardeşim bu insanlar talepleri şeyleri bana göre meşru da bir tarafa. Ya en temel anayasal haklarını toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını, ifade özgür haklarını kullanamıyorlar ve bu olaya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı var. Ey kaymakam, sen hangi şeyle bu şeyi yasaklıyorsun? Anayasanın üstünde misin? Ey polis müdürleri, sen nasıl bunları döve döve her zaman gözaltına alırsın kardeşim? Giderim burada yaparım. Yani tek başıma niye ben gideceğim oraya? Bugün teklifleri yapıyor musunuz? Bakın hayır, söylüyorum işte. Ha, buradan dün bakın dün oradaydım, hadi söylüyorum da bulunduğum mecralarda söylüyorum. Yani sonuçta benim milletvekili olarak yani kendi partime ilişkin önerilerimi yapacağım mecralar var. Bu mecraların başına grup gelir. Genel başkanla konuşmalarımız gelir. Böyle olması lazım. Yani sokak diyorsanız hadi gidelim sokakta. İşte bunu yapalım. Veya neyse adı, her pazarın önünde şey yapalım ya, açıklama yapalım kardeşim yani. Şu hiçbir şey yapılması gereken kesinlikle bu. Bakın bu yani olabildiğince toplumun sorunlarına da daha yakın daha fazla sahiplendiğinizi. Siz bunları orada dile getirdiğinizde bakın, Kemal Bey bunlara katılmıyor. Bakın öyle bir bakın öyle yani hemen milletvekilleriyle falan öyle bir mekanizma yok. Yani MYK'mızın partinin, muhalefetin bütün olarak, sadece CHP'nin değil, muhalefetin %48 içerisinde alan muhalefetin bütün olarak etkili olduğu her yerde ama daha görünür, yurttaşları sahiplenen ve umutsuzlukları ortadan kaldıran bir tutum olması lazım. Ben sokakta yürüyorum. Herkes gelip yakama yapışıyor bana. Yoksa ya. Mesela siz ne yaptınız? Ne yaptınız? Niye kaybettiniz? Ne yapacağız? Nasıl işte bizi bu hale getirdiniz diye insanlar hesap soruyorlar benden. Ben de hesap vermeye çalışıyorum. Şimdi Tanju Bey hani işte majestelerinin STK'ları, majestelerinin siyasal muhalefeti. Yoksa oraya doğru bir hızla sıkışma hali var. Evet yani şimdi sendikalar var. Sendikalarla işbirliği içerisinde yapılır ya. Yani bütün bunlar yapılır yani sonuçta. Emekli sendikaları var, işçi sendikaları var, yeterli zam almadılar. Bütün bunlar var, yapılır yani. İş yerlerinde yapılır, sokakta yapılır, pazarda yapılır, her yerde yapılır. Önemli olan o motivasyona sahip olmaktır. Ama işte kim yapacak bunu? Muhalefet yapacak, biz yapacağız. Ben de bundan söylüyorum. Yani, böyle olması lazım. Bakın, böyle olması lazım. Dün Galatasaray Meydanı'nda beni konuşturmuyorlar ya. Yani... Aldılar insanları, 30 kişi gözaltına aldılar. Bakın bir avukatı darp ettiler gözümüzün önünde ya. Ya avukatı gözaltına alırken kelepçe takamazsınız. İnsanlara da kelepçe takamazsınız. Eğer bir mukavemet yoksa, bakın bir mukavemet yoksa, bir itiraz yoksa gözaltına aldığınız insanlara kelepçe takamazsınız. Avukata ters kelepçe takamazsınız. Gözünün halini görseydiniz sosyal medyada. Bu İstanbul'un göbeğinde oluyor ya. Bu kadar da pervasız bir iktidar var. Bunu kim teşhis edecek? Ya ki bu insanların yanında olacak, muhalefet olacak. Herhalde İktidar Partisi milletvekili gelip orada duracak hali yok. Şimdi tabii mesela hani bu işte muhalefet ne yapacak sorusunun cevabını ararken özellikle CHP içinde üzerinde duruyoruz. Niye? Sezgin Bey'in hatırlatmalarıyla söyleyeyim yani 16 milyon CHP'ye oy veren seçmen var. Ana muhalefet partisi. Evet, 25 milyon Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Erdoğan'dan Kemal razı olmayan insan var en azından. Evet, evet ama işte Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve muhalefetin önemli ölçüde desteklediği bir aday. Şimdi dolayısıyla o nedenle de CHP'ye konuşuyoruz. Tanju Tosun, şimdi CHP'nin hani bu değişimi, bir değişim beklentisi var. Seçmenin bir beklentisi var ve hızla bir de yerel seçim süreci var. Dolayısıyla bir an önce harekete geçmesi beklenen bir ana muhalefet partisi var. Ama siz şimdi mevcut işte İmamoğlu bir tarafta açıklama yapıyor, farklı adaylar çıkıyor. CHP lideri işte son açıklamasındaki Fikret Bila'ya da konuşmuştu. Medyadaki eleştirileri de bir soykırım olarak, CHP'ye yönelik bir soykırım olarak değerlendirmişti. İmamoğlu cephesine baktığımızda hala ne dediği tam anlaşılmıyor. Genel olarak yorum bu ve cesaretli adımlar atmıyor deniyor. Ama mesela değerlendirmeyi özellikle şu açıdan da yapın. Ben mesela bugün Sedat Bozkurt'un Kısa Dalga'daki yazısındaki şu bölüm çok dikkatimi çekti. Genel olarak diyor ki yerel seçimler aslında genelde iktidara uyarı aracıdır. Yerel seçimler. Genel olarak Türkiye'deki pratiği öyle olmuştur. Fakat diyor şöyle bir bölüm var. Sokaktaki muhalif seçmenin ruh haline baktığınız zaman belki de 40 yıl sonra ilk kez seçmenin yerel seçimlerde toptan muhalefeti cezalandıracağı bir döneme tanıklık edebiliriz. Sizce oraya doğru gidiyor mu? Böyle bir tehlike var mı? Şu anda yani bir cezalandırma